Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. M5 Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattının tünellerini kazacak ilk TBM toprak altına indirildi ve montajına başlandı. Abdurrahman Gazi istasyonuna getirilen tünel açma makinasının indirileceği bölgenin temizlik ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. TBM'nin başı Çekmeköy yönüne doğru yerleştirildi. Projede 4 TBM'nin görev yapması bekleniyor. 110 milyon euro dış kredi temin edilerek finansman sorunları halledilen ve yapım işleri 26 Kasım 2019'da yeniden başlayan projenin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. 8 istasyonlu 11 kilometrelik hatta özellikle ilk etapta yer alan istasyonların şantiyelerinde yoğun fore kazık ve hafriyat çalışması yapıldığı gözleniyor. Altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri geçen hafta değerli abonelerimizin gönderdiği bilgi ve belgelerle aktarmaya devam ediyoruz. Sayın Kayra Öngelen, Çorlu Emlak Konutları Mevki Köprülü Kavşak Projesi'nde bağlantı yollarının asfaltlanmaya başladığını aktardı. Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de cadde yapımı için silindir ve ekskavatörleri sahaya getirdi. Çalışmalar yoğun yağışa rağmen gece gündüz devam ediyor. Başkan Sarıkurt, Köprülü Kavşağın 15 Ekim'de hizmete açmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Sayın Murat Can Öztürk, Zonguldak, Mithatpaşa tünellerinin çıkışında yer alan K1 kavşağında inşaat çalışmalarının başladığını haber verdi. Proje tamamlandığında artık kronik bir hal almış olan Zonguldak şehir içi trafiği büyük oranda rahatlayacak. Geçtiğimiz günlerde Mithatpaşa T2 tünelinde ışık görüldü töreni yapılmıştı. Mithatpaşa tünelleri ve Kilimli Sahil Yolu projesinin 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Sayın Oğuzcan Oğuz, Denizli'deki Honaz Tüneli'nin için asfaltlandığını aktararak önce iyi haberi verdi. Değerli abonemiz, tüneli Antalya yoluna bağlayacak Can Kurtaran kavşağındaki kazılarda ise Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğunu ve arkeolojik kazılar Mart ayına kadar sürebileceğini bildirdi. Sayın Göksel Özdemir ise 2018 yılında inşaatına başlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 13 Kasım'da hizmete açılmasının hedeflendiğini aktardı. Yatırım tutarı 1,5 milyar TL olan hastaneye 486 kişilik yatak kapasitesine sahip. Değerli abonelerimize verdikleri haberler, gönderdikleri fotoğraf ve videolar için çok teşekkür ederiz. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattının ihalesi yapıldı. İhale bedeli 6.8 milyar Türk lirası oldu. Saatte 200 km hız yapabilecek trenlerin kullanacağı hattın 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Uzunluğu 236 km olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Adana-Gaziantep arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek. Öte yandan Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli olan Nurdağ Tüneli'nde ilk ışık Mayıs ayında görülmüştü. 2014 yılında ihalesi yapılan ve 450 günde bitirilmesi planlanan Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete açıldı. Eski Buğday Pazarı mevkinde yapılan yeni garın toplam inşaat alanı yaklaşık 30 dönüm. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeni bir ihale yapılmış ve 77 milyon Türk lirası olarak sonuçlanan iş Pasifik İnşaat'a teslim edilmişti. Konya Çevre Yolu'nun ilk aşaması tamamlandı. Toplam 122 km uzunlukta ve 3 kısım halinde projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun 22 kilometrelik birinci kesimi geçtiğimiz hafta içinde trafiğe açıldı. Şehir içi ve şehirler arası ulaşıma yeni bir soluk getiren Konya Çevre Yolu projesi ile yıllık 13 milyon Türk lirası zamandan ve 8 milyon Türk lirası yakıttan tasarruf edilmesi bekleniyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Sivas'ta inşaatı devam eden Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tasarımları geçtiğimiz günlerde paylaşıldı ve son durumu görüntülendi. Toplam uzunluğu 405 km olan Ankara-Yozgat-Sivas hattının 293 km uzunluğundaki Yerköy-Sivas etabının yapımına 2009 yılında başlanmış ve 144 km uzunluğundaki bölümün kesin kabulü 2015'te yapılmıştı. Ankara-Sivas arasında hat üzerinde 8 istasyon bulunuyor. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin güzergahtaki ulaşımı 12 saatten 2 saat 51 dakikaya düşürmesi bekleniyor. Projenin bu yıl içinde işletime alınması planlanıyor. Akçaray'ın Kuruçeşme'ye uzatılması için düzenlenen ihale tamamlandı. Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda elektronik ortamda yapılan ihaleye 7 firma teklif sundu. İhalede en düşük teklif 61 milyon 321 bin TL ile Heylezce Turizm İnşaat ve Gürtür İnşaat Ortaklığı'ndan geldi. Kuruçeşme uzatmasıyla Akçaray'ın durak sayısı 16'ya ulaşacak. Mersin Metrosu'nun yapım için düzenlenen ihale geçtiğimiz hafta yapıldı.
13 firmanın başvurduğu ihalede firmaların ön yeterlik şartları komisyon tarafından incelenmeye alındı. Mezitli ile 3 Ocak arasında metro hattının inşaatı için daha önce yapılan ihale iptal edilmişti. Büyükşehir Belediyesi ihale dokümanında gerekli görülen revizyonları tamamlamış ve tekrar ihale ilanına çıkmıştı. Yapım süresi 3 yıl 4 ay olarak belirlenen proje 13.4 kilometrelik hat ve 11 istasyondan oluşuyor. Birinci etap için açılan projenin 2024 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. M7 metrosunun açılışı bir gün erken alındı ve 28 Ekim Çarşamba günü törenin yapılmasına karar verildi. İlk iki gün yolculardan ücret alınmayacağı açıklandı. 19 Mayıs 2020 Salı günü işletime alınacağı açıklanan ama pandemi sebebiyle açılışı ertelenen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey projesinde yer alan istasyonlardaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği gözleniyor. Metroda görev yapacak trenlerin işletme testleri de sürüyor. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.